Merhaba arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Uğur Mutlu. Siz de 7. sınıfın 3. ünitesinde cebirsel ifadelerle beraberiz. Hatırlayalım kısmına bakalım. Aşağıdaki sözel olarak verilen ifadelere uygun cebirsel ifadeleri yazınız. Bir sayının 7 fazlası dediğimiz zaman bir sayıya x diyoruz. 7 fazlası fazla demek artı olduğu için artı 7 olarak adlandırıyoruz. Bir sayının 18 eksiği dediğimiz vakit bir sayıya x dersek 18 eksi eksi dediğimiz çıkartma zaten. Bilyelerimin 5 katı. Bilyelerime a diyebilirim, x diyebilirim. Yine x'ten gidelim. X dediğim zaman 5 çarpı x olacak. Ali'nin cevizlerinin 2 katının 3 eksi. 2 kat 2 ile çarpmak demektir. X dersek Ali'nin cevizleri de 3 eksiği de 3 ile çıkartmak olarak karşımıza gelecek. Aşağıdaki cebirsel ifadelere uygun biraz sözel ifade yazınız. Bir sayı var x. O zaman hemen bir sayı yazıyorum. Bir sayının 6 çıkartmış. O zaman 6 eksiği olarak karşımıza yazabiliriz. Bir sayıyı 3 ile çarpmış. O zaman bir sayının 3 katı devam ettiği için katının bir fazlası yazıyoruz. Aşağıda tabloda verilen boşlukları uygun ifadelerde dolduralım. Cebirsel ifade a artı 3. Değişken a'dır. Terim sayısı 2 tanedir. Sabit terim değişken olmayan ifade yani 3 olur. 2x artı 3y artı 1'de x ve y değişkenlerimiz vardır. Terim sayısı 1, 2, 3 işaretten işarete alıyorduk terim sayımızı. 3 tanedir. Sabit terim hiç değişkene bağlı olmayan 1'dir. 5mn değişkenler m ve n olacaktır. 1 tane olduğu için terim sayısı 1. Sabit terim değişkene bağlı olmayan herhangi bir şey olmadığı için 0 olacaktır. 3x artı 5y eksi 4'te x ve y değişkenimiz. Terimimiz 3 tane işlem olduğu için 3. Sabit terimimiz de eksi 4 olacaktır. Aşağıdaki terimlerden benzer olanları eşleştiriniz. 5 eksi 5 AB. Burada AB bizim için değişkenler eksi 5 katsayısı. Nedir? AB vardır. O zaman buraya gelecektir. Eksi 2 dediğim şey sabit terimdir. Baktığımız zaman 18 sabit terim karşımızda. 4x sadece x olan ifade buraya gelecek. Eksi y olan ifadesi değişkeni 15 y'de var. 3x y dediğimiz ifadede 7x y'ye eşit olur. Aşağıdaki ifadelerde değişkenlerin yerine verilen değerleri yazarsak cebirsel ifadelerin değerini hesaplayınız. X artı 3 yerde x 1 için yazıldığı zaman 1 artı 3 o da eşittir 4 olacak. X gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. 2x'de x5 için 2 çarpı 5 x yerine 5 yazdık. 10 etti. 5x artı 4 x2 için yazdığımızda 5 çarpı 2 artı 4 x gördüğüm yere 2 yazıyorum. 5 kere 2 10. 4 de topladığımız zaman 14 oldu. Cebirsel ifadelerde toplam ve çıkarma işlemleri. Cebir karoları öğrencilerin cebir konularını daha iyi anlamalarını sağlayan X'i yani bilinmeyeni somutlaştırmak, cebirsel düşünme becerilerini geliştiren matematik materyalleridir. X artı 3 cebirsel ifadesinin cebir karolarıyla modelleyiniz. Burada yanda gördüğümüz ifadelere baktığımız zaman uzun kenarlar X'tir, kısa kenarlar ise 1'dir. Burası 1'i X, burası 1, 1. Şimdi buranın alanları ile bize ifade eder. X ile X'i çarparsak bu büyük kare X kare olur. Küçük dikdörtgen 1 ile x'in çarpımı x'tir. Küçük olan 1 ile 1'in çarpımı 1 olacaktır. Şu anda bize x artı 3 dediği için o zaman bir tane küçük dikdörtgen olan ifade 3 tane de 1'e 1 olan ifadeden cebir karolarından lazım. Bakın 1 ile x'i çarparsam buranın alanı x'tir. 1 ile 1'i çarparsam bunların içerisi 1 olarak karşıma gelir. 1'de tabii ki ne vardır elimizde?
büyük kare dediğimiz x de x'in çarpımı x kare olacaktır. 3-4 kişilik gruplar oluşturunuz. Gruplar eksi 1'i, artı 1'i ve x'i temsil eden cebir karoları alınız. Mavili x'i, mavi kareler, burası 1 ile x'in olduğu şey, 1, 1 olan kare, burası da eksi 1'e 1 olan bir karo. İçerisinin alanı eksi 1'i temsil eder. Şimdi aşağıdaki cebir karolarıyla modellenen cebirsel ifadeleri belirleyip altlarındaki boşluklara yazınız. Burası, rengi değiştirelim, x olacaktır. Bu da x olacaktır. Burası 1 olacaktır. Burası x, burası da eksi 1 olacaktır. Buradaki cebirsel ifadeleri birleştirip toparlayın demiş. 1x, şuraya yazalım, 2x artı 1. Burası da x eksi 1. Benzer terimler kendi arasında toplanacağı için 2x ile x'i topladığımız vakit 3 tane x olacaktır. Artı 1, eksi 1 olduğu için birbirini nötrleyecektir. 3x kalacaktır. Burada x, burası eksi 1, burası eksi 1. X eksi 2 oldu. Burası x, burası eksi 1. X eksi 1 oldu. X ile x'i topladığımız zaman, buraya geldiği zaman, burası 2x, eksi 2 eksi 1 daha, eksi 3 olacaktır. Hatta modeli de istemiş. Şöyle yapabiliriz burayı. Şu 3x'i en alta yazalım. Birler birbirini götürdüğü için sadece şöyle uzun olan x'leri yazabiliriz. Burada da uzundan 2 tane, küçükten eksi 1'den, yani 3 tane. Hatta buraları ne yapıyoruz? Böyle kırmızıya renklendiriyoruz. Diğerini de maviye renklendiriyoruz. Şöyle mavi yapalım. Buraları da mavi yapıyoruz. Aşağıdaki kutucuklara 3x artı 1 ve x artı 2 cebirsel ifadelerini modelleriniz. Modellediniz. Cebirsel ifadeleri bir araya getiriniz. 3x artı 1 ve x artı 2'yi modelliyorum. 3 tane mavi. 1, 2, 3, bir de bir küçük olan 3x artı 1. X artı 2, 1, büyük, 2 tane de küçük yapıyoruz. 1, 2, 3 tane x'i buraya aldığım zaman bir de bir tane x var. 4x geliyor. 1, 2, 3 tane de birlikten geliyor. O zaman şimdi şöyle x'leri yazıyorum, 4 tane. Bir de 3 tane de küçüklerden ekliyoruz. Olayımız bu. Verilen cebirsel ifadeleri birleştirirken dikkat ettiğimiz iki noktayı aşağıdaki verilerin boşluklarını yazınız. X'ler bir arabaya getirilirken katsayılar toplanır. Nasıl? 3x'te 5x dediğimiz zaman 5'te 3 ne oluyor? Toplanıyor. 8x oluyor. Sabit terimler bir araya getirirken sayılar toplanır. Yani 3 artı 5 ne olacaktır? 8 olacaktır. X'i temsil eden cebir karosu uzun dikdörtgen. Burası 1'e x. Asla unutmuyoruz. Uzun kenar x, kısa kenar 1 olacaktır. Küçük karede 1'e 1 olan, yani alanı 1'i olan ifade verecektir. 3x artı 3'te x artı 5'i topluyoruz. 3 tane dikdörtgen olacak.
3 tane de küçük kare olacak. İkinci kutucukta bir tane dikdörtgen, 5 tane küçük kare cebir karesi olacak. Hepsini topladığımız zaman 1, 2, 3, 4 tane büyük dikdörtgen cebir karesi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de biri temsil eden cebir karesi olacaktır. Burada 3x artı 3'te x artı 5 olduğu için 3x'te x'in bir kat sayılar toplanca 4x, 3 ile 5'i topladığımız zaman da 8 olarak karşımıza cevap çıkar. Birinci kutucukta x'i temsil eden 3 tane cebir karesi ve artı 1'i temsil eden 3 tane cebir karesi var. Birinci kutucuktaki kareler 3x artı 3'ü temsil eder. İkinci kutucukta ise x'i temsil eden 1 tane, artı 1'i temsil eden 5 tane cebir karesi olduğundan x artı 5'i temsil eder. Yapılan toplama işlemine benzer karolar yan yana getirildiğinde x'i temsil eden 4 tane cebir karesi, 1'i temsil eden 8 tane cebir karesi olduğu görülmektedir. O zaman 3. kutucukta 3x artı 3 ile x artı 5'i topladığımız zaman 4x artı 8 olacaktır. X'i temsil eden cebir karesi, 1'i temsil eden cebir karesi ve kırmızı ile yapılan eksi 1'i temsil eden cebir karesi yapalım. 2x artı 1 ve x eksi 2'yi topluyoruz. 2 tane x'ten var, 1 tane artı 1, 1 tane x, 2 tane de eksi 1 oldu. Şimdi bunlarda aynı kutuya yazdığım zaman 1, 2, 3 tane x'imiz oluyor. Burada artı 1, eksi 1 yan yana birbiri 0 çifte elde ediliyor. Ve sadece eksi 1 kalıyor. O zaman x, x, x ve eksi 1 kaldı. Elimizde o zaman 3x eksi 1 olarak ifade bitti. İçerisinde en az bir bilinmeyen bulunan ve işlem içeren ifadelere cebirsel ifadeler deriz. Bir cebirsel ifadede artı veya eksi ile ayrılan her bir ifadeye terim denir. Bilinmeyenleri ve bu bilinmeyenlerin kuvvetleri aynı olan terimlere de benzer terim denilecektir. Cebir karoları ile toplama yaparken nelere dikkat edilmiştir? Benzer olanlar yan yana gelmiştir. En önemli şey benzer olanları dikkat alırız. Ayrı terimler ayrı işlemler yapar. Aynı olanlar beraber olur. En altta toplamda 3x eksi 1 olduğu gibi bakın benzerleri yan yana toparladık. Ona göre 0 çiftini ya da fazlalıklarını hesap ettik. Cebirsel ifadelerde toplama işlemi yapılırken benzer terimlerin katsayıları toplanır ve bu toplam değişkene katsayı olarak yazılır. Sabit terimlerin toplamı da sabit terim olarak yazılacaktır. Örnek olarak ax artı b, cx artı c. Burada ax ve cx aynı benzer terim olduğu için a ile c toplanıp x'in katsayısı, b ile d benzer terim olduğu için b ile d olarak da ayrı yazılacaktır. 3x eksi 5 ve 2x artı 1 cebirsel ifadelerini toplayalım. Burada 3x eksi 5 ve 2x eksi 1'e baktığımız zaman 3x ile 2x benzer terimdir. 3x artı 2x diyeceğim. Eksi 5 ve eksi 1 de benzer terimdir. 3x ile 2x toplandığı zaman 5x, eksi 1 ile eksi 1 eksi 5 toplandığı zaman da eksi 6 sonuçlar karşımıza çıkacaktır. Uzun kenarı 4x artı 3, kısa kenarı 3x artı 1 olan dikdörtgenin çevre uzunluğunu cebirsel olarak ifade edelim. Burada bir dörtgenin 4 kenarı vardır. Burası 3x artı 1 ise burası da 3x artı 1 olacaktır. Burası da 4x artı 3 olacaktır. O zaman bu 4 kenarı da toplayarak dikdörtgenin çevresini bulabiliriz. 4x artı 3, 4x artı 3, 3x artı 1, 3x artı 1. Benzer terimleri ayrı ayrı renklerde yaptığımız zaman 4x, 4x, 3x, 3x toplandığımız zaman 14x edecektir. Sabit terimleri 3, 6, 7, 8 topladığımız zaman 14x artı 8 olacaktır. X'i temsil eden cebir karesi, burası x, burası 1, burası eksi 1 oldu. 3x artı 4 eksi x artı 1 ifadesi. Şimdi 3x artı 4'ü hemen 3 tane cebir karesi yapıyoruz. Ve de 4 tane de birer birer yaptık. Daha sonra diyor ki x artı 1 çıkartacaksın.
3x artı 4'ten x artı 1 çıkartacaksın diyor. O zaman biz ne yapıyoruz bu ifadede? Bir tane x artı 1, yani hem şu x'in hem de 1'in dışarı atıyoruz. Dışarı attığımızda elimizde buralar gitti artık. Şurası gidiyor. 2 tane x kalacak. Bir de 1'den 3 tane 3 kalacak. Ne oldu o zaman? 3x artı 4 eksi x artı 1 dediğimiz vakit bize 2x artı 3 olarak cevap kalacaktır. Eksi x 1 eksi 1. Aşağıda modellenen işleme ait cebirsel ifadeleri yazıp sonucu bulalım. Buraya baktığım zaman eksi x 1 2 3 4 5 tane eksi x vardır. Yani eksi 5x 1 2 3 tane de 1 olduğu için artı 3 olacaktır. Buradan eksi x 1 1 yani dışarıya eksi 2x artı 2 çıkartmıştır. Demek ki bu eksi 5x artı 3'ten ne yapıyor? Eksi 2x artı 2 dışarıya çıkartıyor. Buralar gittiğine göre, şu ifadeler gittiğine göre elimizde sadece buradakiler kalacak. Eksi x, eksi x, eksi x buralar. Bir de maviden bir tane 1 oldu. O zaman elimizde ne oldu? Eksi 3x artı 1 şeklinde ifade kalacaktır. Baktığımız zaman evet, çözümde de birinci kutucukta eksi 5 artı 3. Şurası gittiği için eksi 2x eksi 2 çıkartıyor. Ve elimizde de eksi 3x artı 1 olarak kalıyor. Tam sayılarda çıkarma işleminin toplama işlemi ile ilişkisini düşünürsek, 3x artı 4 eksi x artı 1 ve eksi 5x artı 3 eksi 2x artı 2 çıkarma işlemlerini modelleme yapmadan nasıl ifade edebiliriz? Burada 3x artı 4'ten x artı 1 çıkıyor. Demek ki buradaki x'in çıkartması, buradaki 1'in de çıkması gerekiyor. 3x'ten benzer terim x'i çıkartırım. 4'ten de benzer terim olduğu için 1'e çıkartırız. 3x'ten x çıkarsa 2x, 4'ten 1 çıkarsa yine ne oldu? 3 olarak aynı ifadeye sonuca ulaşırız. Buradan eksiden eksi çıktığı zaman tam sayılardaki gibi eksi 5x, eksi ile eksiyi çarptığımız zaman işaret değişecek. Artı 2x. Artı 3'ten eksi 2 çıkacak. Eksi 5x'te artı 2x'i toplarsak eksi 3x elde edeceğiz. 3'ten de 2 çıkarsa artı 1, aynı modellemenin sonucunu karşımıza çıkartıyoruz. 3x artı 4 eksi x artı 1 işlemini modelleme yapmadan çözelim. Burada 3x'ten bir tane x çıkarsa 2 tane x kalacaktır. 4'ten 1 çıkacaksa yine 3 kalacaktır. Buradaki ifadelerde bunu yaparken bu eksiyi içeriye dağıtabiliriz. 3x artı 4 eksi x artı ile x'in çarpımı eksi olduğu için 1 oldu. Benzer terimleri topluyoruz. 3 eksi x 4 eksi 1. 3x'ten x çıkarsa 2x, 4'ten 1 çıkarsa 3 olur. Cebirsel ifadelerde çıkarma işlemi yaparken tam sayılarda olduğu gibi çıkan ifadenin toplama işlemine göre tersiyle eksiden ifade toplanır. Bir cebirsel ifadenin toplama işlemine göre tersi bulunurken cebirsel ifadenin tüm terimlerin işaretleri ters çevrilecektir. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapalım. 4a'dan eksi 2a artı 1 çıkıyorsa toplamaya göre tersi olan eksi 2a artı ile eksinin çarpımı eksi 1 olacaktır. Benzer terimler önce işlem yapılır. 4a'dan 2a çıkarsa 2a, eksi 1'in herhangi bir benzeri olmadığı için 2a eksi 1 kalacaktır. 3x artı 6'dan eksi çıkacağı için eksi 4x eksi 1 dediğimiz ifade işaret değiştirecek. Eksinin tersi artı 4x, eksinin tersi
artı 1 oldu. Benzer terimleri yan yana yazarak işlem yapıyoruz. 3x artı 4x artı 6 artı 1. 3x ile 4x toplandığı zaman 7x, 6 ile 1 toplandığı zaman 7 sonucumuz karşılaşacaktır. Bakın eksi ifadesi işaret değiştirerek 4x artı 1 olmuştur. Çözüm sende. X karesi, eksi x karesi, artı 1 karesi, eksi 1 karesi. Buraya baktığımız zaman hemen üstlerine yazalım. Şurası x, burası x, buralar eksi 1, eksi 1, eksi 1. Demek ki burası 2x eksi 3 olacaktır. Burada ise eksi x, 1, artı 1, artı 1, artı 1, artı 1. Bir tane eksi x var. 1, 2, 3, 4, 5 tane de artı 5 var. 2x'ten bir tane x çıkarsa karşımıza x kalacaktır. Eksi 3'te artı 5'e baktığım zaman burada 3 tane ile şuradaki 3 tane 0 çiftini oluşturacaktır. O yüzden bunlar yok olacaktır. Sadece ne kalacaktır elimizde? 2 kalacaktır. Yani artı 2. Buradaki eksi x ile buradaki artı x de aynı şekilde 0 çiftini oluşturacaktır. Bu yüzden elimizde burada bir tane x, burada da 2 tane 1 kalacaktır. Yani çizerken bir tane x dik olandan bir de 2 tane küçük 1 dik cebirsel kareleri çiziyoruz. O zaman elimize ne geçiyor? X artı 2 sonucumuzu çıkarttırıyor. Eksi x, eksi x, eksi x, eksi x. Eksi 4 tane eksimiz var. Eksi 1, eksi 1, eksi 2'miz var. Burada dışarıya çıkartılan eksi x, eksi x, eksi 2x dışarıya atılmış. Yani çıkartma yapılıyor. Çıkartma dediğimiz ifade de eksi olacak. Demek ki eksi 4x eksi 2'den ne çıkıyor? Eksi 2x çıkıyor. Yani burası artık yok oluyor. Gerimize ne kalıyor elimize? Eksi x eksi x eksi 1 eksi 1 kalıyor. Yani şuraya yazarsak şöyle. Burada eksi x bir tane. Bir tane daha eksi x. Ve iki tane eksi 1'lik kare kaldı. Ne oldu? Eksi 2x eksi 2 olarak cevabımız karşımıza çıkmış oluyor. Burayı da düzenlersek zaten eksi 4x eksi 2 zıt işaretleri yaparsak artı 2x olacak. Eksi 4x'ten artı 2x çıkartılır topladığımız zaman eksi 2x eksi 2 de olduğu gibi kaldı. Aynı sonucu verecektir. Aşağıda verilen cebirsel ifadelerde toplam ve çıkarma işlemleri yaparak sonuçlarını yazınız. Benzer terimleri yan yana yazıyoruz. 3 artı 1. X ile 2x'i toplarsak 3x. 3 ile 1'i toplarsak artı 4 edecektir. Yine benzer terimleri yan yana yazıyoruz. 4x artı 3x. Eksi 2. Eksi 5. 4x ile 3x'i toplasam 7x. Eksi 2 ile 5'i toplasam eksi 7 oldu. 7a eksi 1. 7a ile a'yı bir arada yazıyorum. Benzer terimler olduğu için. Eksi 1 ile 7'yi yan yana yazıyorum. 7a ile a'yı toplasam 8a. Eksi 1 artı 7 artı 6 kalacaktır. 5m eksi 2m artı 3. Burada öncelikle toplamaya göre ters olduğu için zıt işaretli şeklinde yazıyorum. 5m artıyı da eksi olacaktır. Eksi 2m artıyı da eksi olacaktır. Eksi 3. Benzer terim 5m ile 2m olduğu için 5 eksi 2 3m eksi 3'te herhangi bir şey yok. Eksi 3 oldu. Eksi 2x artı 4. Toplamaya göre tersini yapıyorum. Eksi olduğu için artı 5x olacak. Artı olduğu için eksi olacak. Aynı terimleri yan yana yazıyorum. Eksi 2x artı 5x. Artı 4 eksi 1. Eksi 2x ile 5x'i toplarsak 3x.
artı 4 eksi 1 daha da artı 3 olacaktır. Uzun kenarı 5a eksi 2. Kısa kenarı a artı 5 olan dikdörtgenin çevresi. Bu dikdörtgenin kısa kenarından ve uzun kenarından 2 tane olacaktır. Yani önce uzun kenarından 2 tane yazıyorum. Sonra kısa kenarından 2 tane yazıyorum. Benzer terimleri altını çizerek 5a, 5a, 1a, 1a toplam 12a oluyor. Sabit terimlerde eksi 2, eksi 2, artı 5, artı 5 yaptığım zaman toplam 6 tane oluyor. 12a artı 6 bizim çevremizi verecektir. Bir giyim mağazasında satılan kot pantolonun fiyatı 3x artı 5'tir. Gömleğin fiyatı ise kot pantolonun fiyatından x artı 2 TL eksiktir. Buna göre gömleğin fiyatını istiyor. Pantol 3x artı 5 ise buradan x artı 2 çıkartmam gerekiyor. 3x artı 5'i yazıyorum. Toplama göre ters olduğu için eksiyle işaret değiştirir. Artıyı da eksi oldu. Artıyı da eksi oldu. Aynı terimleri yan yana yazıyorum. O zaman 3x'ten x çıktığı zaman 2x kalacak. 5 eksi 2 dediğimiz zaman da 3 olarak da bize gömlek fiyatı olacaktır. Ferdi kırtasiyede bir defter ve bir kalem 3x artı 5 lira ödemiştir. Buna göre defter ve kalemin fiyatı alabileceği değerleri cebirsel ifade olarak yazınız. Defter artı kalem 3x artı 5'miş. Deftere x dersem geriye kalan 2x artı 5 olur. Deftere 2x dersem kalem x artı 5 olur. Deftere 3x desem 5 olacaktır. X artı 5 desem burada 2x kalacaktır. Bunları tek tek istediğim kadar yazabilir miyim? Evet, yazabilirim. Evet, ben Uğur Mutlu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.